Teşekkürler Murat Hocam ve günün üçüncü serisi Murat'ın da bahsettiği gibi iki takıma da başarılar. Güzel bir seri olmasını diliyoruz. Wasted Exception ile birlikte şimdi sol tarafa doğru çıkıyor bu arada. Lunar kule altına doğru tekrar denemek istedi. Lunar kötü kaldı. Ya buna gerek var mıydı emin değilim. Çok sıkıntıya girecekler. Serite bloklandı orada Kazuya tarafından ama zaten Ikka'nın gelmesi kaçınılmazdı. Moonlight'dan iyi bir açılış. Yeni aldı. O noktada bir de karşısına zaten şimdi Lunar da gitti. Orada artık sıkıntı olabilir. Dikkatli olunması lazım. Wasted ulti ile beraber burada güzel bir hasar çıkartmıştı ama desteği yok. Exception sadece kampı almak zorundaydı. Kazuya'dan da son dokunuş. Wasted'a geliyor. Misilleme bitti. Kağıt gibi yırttılar. Bak misilleme bitti. Dümdüz. Evet arada kaldı ve bir anda paramparça edildi. Üst kuleyi de alıyorlar anıl. Şimdi alt zaten gelmişti. S2G ufak ufak böyle makro oyunla beraber yıkmaya başladı oyunu Moon'un tepesine. Kışkırtma senin için üzerinde etkili. Bigin'den son bir destek var. Yani ultiye gerek kalmadı. Ve sonuç olarak da kill çıkmış oluyor. Abi dakika 5. 2 kaplumbağa, 2 tane kule. 3 kule. 3-3. Pardon 2'ye yaktısın. Aynen 2 kule 3'üncüye doğru da gidiyorlar şu anda. Kazuya geri çekildi. Çapa son saniye bir tane destek verebilir. Aksu'ya bir dokunuş yok. Bigin ultiyle beraber arka tarafa doğru çıkacak. Sigi boom. Wasted'ı almış. Bir de iki kule arası Aksu'yu orada kestelerdi oyun biterdi anıl bu arada. Bir de Aksu'yu orada iki kule arası alsaydı iki oyuncu. Lunar ve Bigin orada çok artık farklı şeyler konuşmaya başlardık. Sol tarafı da tamamen kapattılar. Karo geriye çekilirken şimdi yavaş yavaş Lord'u bekleyip üst tarafı ittirmek isteyecekler. Orman kontrolü şu anda S2G'de. Çok güzel bir hasar geldi. Sertan Metin'in ardından tekrar bir ulti kullanımı var. Aksu Lunar'a doğru burada güzel bir hamle yapmıştı. Wasted'ın desteği gerekliydi. Ama skor getirmek için yeterli mi emin değilim. Şimdi geldi o beklenen skor ve Bigin düşerken Wasted ikisini de yaptı. S2G'den birazcık sanki fazla inançlı bir oyun gördük. Bu da Moonlight tarafından cezalandırılıyor. Sigibum. Çapayı iki tane içeride kovalamaya devam ediyor. Sigibum Aksu'yu tek başına almış. O 1v1'in kazanının ardından 5v4'lük yeni S2G avantajı vardı ama canlar azaldı. Lunar da düşebilir. Seni Tikaro'yu aldı. Lunar son saniye kaçıyor. Lord kimde kaldı diye bakıyorum. Lord burada S2G Esports'a giderken Moonlight kovalamak ve killleri almak isteyecek. Wasted seri katile dönüştü ama üst tarafta Lunar hala hayatta. Evet Lunar hala ayakta. Yani Sigibum da kaynağını almayı başardı. Şu anlık yeterli hasarı yok bu arada Sigibum'un. Hala biraz daha fazla kaynağa ihtiyacı var. Senity'ye güzel bir duvar geldi Karo'dan. Kazuya zıplatmayı da başarıyor burada Senity'ye. Bigin hasarını yansıtmaya devam ediyor. Sertemletme de geldi. Bir türlü koşamıyor Senity. Arada kaldı ve Bigin son dokunuşu yapan isim konumunda. İçeriye girmiş bir çapa vardı. Her ne kadar hasarını yansıtmış olsa da bu kimseyi kesebilmek ya da düşürebilmek için yeterli değilmiş gibi gözüküyor. Ya orada bir de en tanki oyuncuyu alıp çıkmayı başardı burada S2G. 10K. Gördü mü diye bakıyorum. Zenith'i içeriye doğru geldi. 10K'da tutuyorlar. Vurmaya devam etmediler. Karo çıkmak zorunda kaldı burada. Zenith'i son saniye kadar hayatta kaldı. Bir tane bile vurmadılar ve Lunar gelip burada Zenith'i indirdikten sonra Wasted arka tarafta Karo'yu yakalayacak. 2'de 2 Sigibum'un üzerinde geliyor. Ve Wasted belki de oyunu toparlayabilecek konumu yakalıyordu ama yani yine burada ne yazık ki Lord kaybı var. Ardından alacakları killerle beraber belki bir son saniye direnci. Yani manyak gelmese şu pozisyon faciaya döner. Yani Lunar, ya Wasted çok daha oralardan gitmişti. İşte yani, aradıkları 4v5. Ya ve en kıymetli insan alındı belki de Moon kadrosunda. Yani çünkü Sigibum'a falan da çok büyük problem çıkartıyordu. Wasted'in olmayışı yani sadece 4v5 bir durum da değil. Senity. İki oyuncunun da elini çok güçlendiriyor. S2G Karo çok güzel darladı burada. Karo çok güzel uzaklaştırdı. Lunar'dan da bir tane destek var. 57 cana kadar inmişti burada. Sigibum son dokunuşu yaptı. Lunar'ı yakalayacaklar mı acaba diye bakıyorum. Chapo Lunar'ı aldı. Bir kill. O biraz sorun. Karo. Orada uzaklaşacak. Ya bir Wasted. Ne diyeyim ki? Wasted geliyor, basıyor, alıyor, bitiriyor. Bir baskılama geldi. Bigin de düştü. 2'de 2. Ya Wasted oyunu kazandıran adam olacak evet, böyle şey dersen. Olmadı ya. Sigibum'a üstüne koşuyor. Ulti verip. C burada tabii ölümsüzlük olsun, o olsun, bu olsun. Hiçbir şey onu hayatta tutmayacak. Wasted duvarın kenarında birazcık kıstırıldı. Kule iyi de burada tanklamaya devam ediyor. Son saniye çapı içeriye doğru girdi. Lunar yana doğru tekrar bir kaçış denemesini Wasted doğrudan kurtardılar ve Aksu içeride ultisiyle, gölgesiyle, her şeyle beraber Lunar'ı kovalarken bir katletme de ondan geldi. 80 saniye var orada. Wasted yani kovalıyor. Ona hemen bir tane sersem etme gelebilir. Oo, Wasted ultiyi kullandı. Şu anda Bigin'e, Sigibum'a, Lunar'a hiçbirisine bir etki yok. Sadece Karo'nun canını aldı. Çok iyi bir senaryo değil onlar için. Evet. Çok istediği bir senaryo değil. Senin de belirttiğin gibi burada daha uzayabilir gibi kışkırtma da geldi çapı üzerinde. Ama
döndü. Olaysızlar. Bir yerde kule düşmüş sanırım. Tam olarak nerede olduğunu göremedim. Galiba alt koridor kulesi gitti. Yan tarafta mor güçlendirme alınıyor. Bence Vestiz'in ultisi dönmeden şu an girmeleri lazım. Geldi, döndü, döndü. Ama aynen. Bekliyor, döndü. Baskılama da geldi burada. Ama yine çok fazla hasar yok. Yavaştan başlıyorlar orta. Kazuya'nın pençesi var, Senit'in pençesi var. Kimde kalır diye bakıyorum. Önemli olan ölmemek olacak. Karun üzerinde bir tane sersemet ve Karo ışınlarıyla beraber dışarıya doğru çekildi. Vestiz tekrar duvar pozisyon oluyor. Duvar çok iyi geldi. 20.000 can, 17-15 gidiyor şu anda. Kimde acaba bu Lord? Hala iki tarafta pençesini kullanmadı. İçeride bir tane sersemet var. 3.000 cana indi Kazuya. Kaçırmayacak be. Akso, Karo'yu alırken S2G'nin kaçması lazım, yaşaması lazım. Moonlight kovalamaya devam ediyor. Yani inanılmaz yakaladılar. Vestiz'in kar sopası geliyor Vestiz'den. Bakalım çıkması mümkün mü? Evet mümkün. Yani her şeyi yapıyorlar şu anda ayakta kalabilmek için. Chapo o kadar şans büyük olamayacak hata gibi. Havaya da savruldu. Kışkırtma da geliyor. Big Nasa'nın büyük ihtiyaç hata var. Ölümsüzlük alındı. Görmediğimiz yerde de Escaption skoru gelecek Sigibum'dan. Bir anda burada Moon'tar için işler tersine gidiyor gibi. Ama Lord'u bedava satacaklar. Ya bir şey söyleyeceğim. Orta tarafta şu anda ittiren bir tane Lord var. Bırak rakip dönsün, gönder bir oyuncu. Aynen şu hamle var ya, 5 saniye erken yapılsa oyunu bitirecek belki de noktadalardı. Sigibum geldi Lord'la beraber şimdi. Mion dalgasını ittirmek isteyecek. Vestiz Sigibum'un üzerine doğru devam ederken Lord arka tarafta Sinti'yi tutmaya çalıştı. Yan taraftan Axo tekrar bastırıyor. Bir havaya savurma var be. Artık S2G için bu uzamış oyun. Sigibum'un 2'de 2'siyle birlikte noktalanacak. Ama hiç buraya gelmemesi gereken sahneler vardı.